Mahalle arasında hem mütevazi bir yer aç, hem de Koray Avcı gibi ünlü birini çıkar, tıklım tıklım olsun. Hayret vallahi. Sen hiç tanımamışsın benim kocama Hamdi'ciğim. O hem işinde hem eşinde çok başarılıdır. İşinde, eşinde en iyisini seçti benim koca. Ya o kadar abartmaya gerek yok. Yani ben hep derim, azim ve sabır mutlaka başarıyı getirir. Neyse, biz kalkalım istersen Hamdi'ciğim. Tamam. Bir Türkiye evine uğrayalım. Olur. Sen oraya bir uğra, Türkiye evine. Orada buluşuruz. Ben de Cevdet'in antika dükkanına bir uğrayıp geleceğim. Tamam, görüşürüz. Buyur. Güle güle. Vallahi bu yalan iyi oldu, Gülbin işimize yaradı. Aslan kocam benim. Evimin direği, güle güle git. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah. İnşallah. Allah çok iyi oldu. Sen de şeker gibi oldun. Şeker. Hadi oradan be. Ne şekeri? O kendini beğenmişin yanında biz böyle sefil görülmeyelim diye rol yapıyorum ben, rol. Şekermiş. Senin o şekerin çoktan eridi gitti. Çürüttün. Ömrümü çürüttün. Bitirdin, hayatımı bitirdin. Sana bir şey demeye gelmiyor biliyor musun? Yani bir dokun bin Ayşin. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Güle güle. Oh. Ay şöyle başımı dinleyeyim biraz. Cır cır cır. Vallahi Cevdet Bey, elinize sağlık. Çok güzel oldu dükkan burada ya. Mahalleye de çok yakıştı gerçekten. Güzel oldu değil mi? Bak gerçekten güzel oldu. Ha bu arada çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dükkanınızı kullanmamıza izin verdiniz. Hamdi gitsin. Biz yine eski haline getirip size teslim edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hiç gerek yok hocam. Güzel oldu. Yakıştı mahallemize. Böyle devam edin. Valla biz öyle düşünüyoruz bakalım. Herhalde öyle gidecek biraz daha. Cuma ile beraber. Mali şube mi? Ruhsatsız eğlence mekanı işleten birini ihbar edecektim. Öyle açtık dükkanı. Merhabalar. Ah oh, gel. Burada mıydınız? Gel canım gel. Ay. Otur. Merhaba. Ay. Şöyle. Hoş geldin. Bozkır, diyorum ki, düşündüm. Bu yetmez bize. Biz türkü sarayları zinciri kuralım. Ne dersin? Kuralım tabii ya. Yani çeşme akıyorken küpü doldurmak lazım. Yakışır. Hatta ben diyorum ki biz bir müzik şirketi kuralım. Konser monser böyle organizasyonlar yapalım. Ve dünyanın bütün ülkelerinden kıymetli halk sanatçılarını burada ağırlayalım. Nasıl? Ne oluyor lan? Cevdet'le konuşmalarınızı duydun Bozkır. Oyun bitti artık. Yalanın ortaya çıktı. Mali şubeye ihbar ettim seni. Ruhsatsız mekan açtın diye. Ulan Hamdi sen ne aşağılık bir adammışsın be. Tüh sana. Bozkır. Bak arkadaşına ispiyoncunun ahlaksızın tekiymiş. Sohbeti biraz bırakabilir miyiz? Hamdi kim? Sen misin? Evet benim. Hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suçlama ihbarı var. Bizim de karakola gideceğiz. Bir yanlışlık olmasın. Ben kimseyi dolandırmadım. Yok ya. Almanya'da sabıkan var. Burada da 40 kişiden ihbar var, şikayet var. Ulan Hamdi, sen nasıl sahtekar bir adamsın ya? Yıllarca beni yalanlarınla, dolanlarınla ezdin be. Ulan ben hiç olmazsa var ya, namusumla kazandım. Bu seni gibi sahtekarlık yapmadım lan. Bir de biz seni evimizde yedirdik, içirdik, ağırladık. Seni ahlaksız seni. Sen ne dolandırıcı çıktın, ne ahlaksız bir adam çıktın. Sen benim aslan gibi kocama laf edecek adam mısın sen? Hadi şimdi git hapislerde çürü. Hadi. Nasıl konuştum ama? İyi konuştum değil mi? Hıncımı döktüm be. Ama sen de var ya iyi konuştun. İyi durdun yanımda Gülkin. Evet iyi durdum. Ben kime karşı nasıl iyi duracağımı gayet iyi bilirim. Ha, sana gelince Amri, sen bu dolandırıcı ukala için Türkü Sarayı açtın. Benim için ne açtın? Hiç. Şimdi bir hafta Kara Şimşek'e talim. Ha. Ne oldu Bozkır abi? Hayırdır ne ya? Ne bileyim ben hasta ya. Hapis mafis mi yani? O kadar uzun öyle mi?
Aynen öyle. Hamdi Bey. Vallahi elimde çok güzel sabır taşlarım var. Dilerseniz size verebilirim. 10 yıl nasıl geçer hiç anlamazsınız. Çıkın diye be. Ver ver Cuma ver. Lazım olacak. Ulan ben içeri girsem hocamıza bağlama çadar türkü söylerim. Bu zaman geçer. Sen ne yapacaksın? Ver lan bütün taşları. Ne varsa. Taş yetmez be ya. Kaya lazım ona kaya. İyi günler. Maliye'den geliyoruz. Burada kaçak bir Türkiye evi işletmesi varmış. Bozkır Sulak kim? İşte bu adam. Ben ihbar ettim. Ben yandım ama seni de yakacağım Bozkır. Ruhsat var mı? Vallahi biz daha yeni demo olarak açtık yani. Demonun ruhsata ihtiyacı var mı? Evet ya biz açmadık daha. Açar gibi yaptık ama açamadık. Cender yani evet. Paketinde daha ya. Paketinde daha açılmadık. Demo memo anlamam kardeşim. Ruhsatı görebilir miyim? Kör talih işte. Beyefendi keşke şu gittikten sonra gelseydiniz de keyiflenmeseydim domuz. Yani işletme var ama ruhsat yok öyle mi? Ya maalesef yok. Var efendim var ruhsatımız var olmaz olur mu ya? Ruhsatımız burada. Hiç merak etmeyin ilk gün yaptırdım ben. Mal sahibi benim Bozkır Bey de işletmecisi. Tamam her şey kanuna uygun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz efendim. Yine bekleriz. Akşam gelin efendim alaya da bekleriz sizi. Vallahi bizim mahallenin alayıyla dilisi hiç eksik olmaz yani. Bekleriz. Hayırlı işler. Doğru. Yaşayan bilir. Aman gidiyorlar galiba. Allah kurtarsın sizi. Bak vallahi taşlarım var verebilirim. Hapislerde çürü. Hadi. Yürü 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 lan sen. Seni hadi. Ulan sen dükkanı kendi üstüne mi yaptın? Bekle bekletme. Bozkır Bey'im şimdi size ortaklık teklif etsem hayır diyecektiniz yani. Ben iş yapacak dükkanı da kaçırmak istemem. Ticaret erbabıyım sonuçta yani. Her yere akik koydum. Dükkanın her yerine akik koydum böyle bereket taşsın diye. Ne olur kıymayın bana be ya. Lan ben sana kıyar mıyım be ya? Ulan dükkanı kurtardım be Cuma. Ay. Ay. Al bakalım. Hadi gelin soğuk bir şeyler içelim o zaman be ya. Dükkanı açalım hadi dükkanı açalım ya. Oh be. Vay. Lan bu alem bu ya vallahi ya. Yani. Buraya yemin ederim. Sen var ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.